Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî halakal insân ve allemehu mâ lem yekun ya'lem. Eşhedü en la ilahe illallah. Lehul la şerîke leh. A'azzel ilme ve ehleh. Ve zemmel cehle ve hizbe. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu ve safiyuhu min halkih. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamdu sanalarımız bursun kim, öz kudretinin izharı üçün alemini yaratdı. Ve öz marifeti üçün alemnin gültacısı kılıp, Adem'ni yaratdı. Alem bilen Adem uygun buluşu üçün Nebiyi Hatem'ni yaratdı. Hak Celle ve Ala Adem'ni bir özünü bir alem kıldı. Ve alemni yaratçıdan maksadını Adem kıldı. Köhne alemnin gavharı, Banu Adem serveri, İlmu din semasının şemsi envarı, enbiyalar behtarı, ilim ehlinin yavarı, iki dünya envarı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge durud ve salavatlarımız bursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ustazlar, aziz muhterem mihmanlar. Evvela berçeleriniz hoş gelipsiz, kademlerinizge hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala bu ilmi encümen sarı basıp gelgen kademleringizge bitmez, tügenmez, ecru sevaplar yazsın. Bu basılgen kademler, cennet sarı basılgen kademler bursun. Ve bugünkü encümenimizde Allah özü feyizli, berekatli eylesin. Muhterem azizler, bugünkü encümenimiz asır uleması, ustazımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf rahmetullahi aleyhinin yangi bir kitobları Olam va Odam, Din va Ilm nomli kitoblarning taqdimoti munosabati bilan hozir to'planib turibmiz. Anjumanimizni dinimiz an'anasiga ko'ra Qur'on tilovati bilan boshlaymiz. Qur'on tilovatini Hamidulloh qori, ustoz Junaydulloh o'g'illari qilib beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إلهي أشبو majlisimizni xayrli va muborak ayla. Bizlarni ilmga yetalab, unda yetakchilik bilan butun umrini ilmga bog'ishlagan marhum Shayx Muhammad Sodiq Mujtahid hazratlarini haqlariga bog'ishlaymiz. Ilohi, yotgan joylarini ruhu rayhon cennet-u naimden kıl. Hem azgine bosa hem ahiretim için işgilemen, halkımını yakşı yolga çıkaramen degen kalbede iman nuru müstahkem bugün yigitlerini, hemmelerini kalplerine ot yakıp gittiler. Yani bana şunda işleş lazım deyip ve bunu ilahi rivacını bir. Ve acirlerini ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hadislerine binaen men senne sünneten haseneten felahu acruha ve acru men amile biha. Hammelerini sevabı çe Şeyh Mujtahid hazretlerine sevablar yetkür. Ruhlarını şad eyle, kabirlerini münavvar et. Ve sallallahu ala hayr halkı Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Rahmet ustaz, Allah selamet kılsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özlerinin meşhur hadislerde merhamet kılıyorlar. İza ma tabnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Adam balası vefat ederken onun amelleri toxtaydı. Magar üç cihetten unga savab yazılıp turadi deb turib cümleden faydalı ilim qaldırsa deganlar. Rasulullah akram aleyhissalatu vesselamning ushbu hadislarida aytgan boshqa xislatlar ham ustozimiz shayx hazratlarining shaxsiyatlarida mavjud bo'lsa-da, lekin eng ko'zga ko'ringani, eng manfaati keng bo'lib turgani bu u kishi qoldirgan ilmiy meros bo'lib turgani shubhasiz. Vafat etkenden keyin ham kitapları okulup, eserleri adamlarga ziyat aratıp, mana şunday ilim nurunu berdavam yayışta vafat eden keyin ham faaliyeti barayatken alimler köp. Cüde köp alimlerimizde mana eserler aşa kitapları okup gelinedi. Lekin vafat etkenden keyin ham hala insanlarga malum bulmagan kitapları ortaya çıkıp, hala adamlar namını eşitmegen kitapları adamlarga takdim kılınışı bu bizni bilişimizce nayab halet. Ustazımız Şeyh Hazretleri de ana şunday fazilet boy kürsetedi ki o kişi aramızdan ketkenlerge mana tör yıldan artık vaxt ötken bursa da yazgen kitapları henüz yangi yangi neşir bulmakta. Bazı bir kişilerde savol tug'ilishi mümkün o kişi bu kitaplarını dar haqiqat özleri yazgan bediler. Ha, özleri yazgan ediler. Ve bana şu haqiqatını hamamızga anglatish üçün. Şunindek, üç bu ancümenli kiriş sözünü takdim kılış üçün hazır
sözünü ustozimiz Şeyh Hazretlerinin hem farzandları hem ilimde varisleri ustoz İsmailxon Hoji domlamizga hozir sözünü beramiz. U kishi hammamizga kerakli bo'lgan sözlerini mana şu anjumanimizga munosib sözlerini taqdim qiladilar. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala khayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem ustazlar, aziz mihmanlarımız, Hilal Neşer, Neşriyat Mecmuası'nın bugünkü günkü takdimatı'na hoş gelipsiz. Allah kademlerinizde hasanatlar yazsın. Uluğlarımız, ustazlarımızın icazetleri bilen bazı bir sözlerini eytemen bir yerde men. Avvalan bar hemen gizine ustazımız, Badar Buzrukarımız Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri esas solgan İslam Uz Partali. Şunindek Hilal Neşer, Neşriyat Matbaası namıdan hemen gizine bugünkü encümanımızda gelgeniniz bilen mübarek bir kılamız. Kademlerinizde Allah hasanat yazsın. Hoş gelip sizler. Allah Ta'ala bu meclisimizde uzun razılığı üçün bölgen meclislerden cemlenişimizde hayır barakatke, ilimge, sebepçe bölgen cemlenişlerden bölgen nasip kılsın. Bir yerde minden ki sözge çıkış edigen, hususen bugünkü takdimatı bölgen alem ve adem, din ve ilim kitabını takdimatını kıladigen ustazlarımız, uluğlarımız var. Men bu yerde sizlerine yana bir iki noktaya itibarınızı karatmakçı edelim. Bunların biri hazır mene biraderimiz Hasanxon Qori aytganlardek Hazretimizni yazıp kaldırgan hali dünya yüzünü körmegen eserlerge bağışlangan. İkinci meselemiz ham Hazretimizni ilmi faaliyetlerdeki o'zgacha bir holat haqidagi masala. Ikkalasi bir-biriga bog'liq masalalar. Mana hozir Hazrat vafot qilganlardan keyin u kishining qalamlariga mansub ta'lif nuqtai nazardan, ya'ni o'zlari ta'lif qilgan 4-chi kitobni taqdimotda turibmiz. Undan tashqari yana 2 kitoblari tarjima holida, boshqa ulamolarimizning kitoblarini tarjima qilgan holatda nashrdan chiqdi. Bundan tashqari hozirgi kunda Hazratni qalamlariga mansub ta'lif va tarjima holidagi 15 ta kitob mavjud. Bulardan 2-tasi ta'lif hisoblanadi, qolgan 13 tasi tarjima qilingan kitoblar. Ko'pchiligimizga ma'lum, Hazrat hayotli vaqtlarida yurtimizni imom xatiblari, ko'zga ko'ringan imom xatiblari, madrasalarning mudarrislariga o'zlarini halqalari, dars halqalari bo'lardi. Şu halkalarda, şu derslerde kitap, yani ders kılıp otilgan kitaplar var. Bugün günde ahli ilimler için zarur bulgan kitaplar degen noktayı nazardan Hazretimiz bu kitaplarını özlerinin şagirdleri bilen birgelikte ders kılıp otgarlar. Ders cereyanı da bu kitaplarını tercimesi ham kılıp barılgan. Bu kitaplar bana bugün de hazır neşerge tahrirlash cereyanında türüptü. Ko'pchilik uchun kitoblar qaysi kitoblar degan qiziqish savoli bo'lishi mumkin. Shuning shu nuqtai nazardan ularni sanab o'tishni joiz deb bildik. 2 ta'lif kitoblari, 1-chi kitoblari 3 balo. Islom giyohvandlik, aroqxo'rlik va kashandalikka qarshi deb nomlanadi. Bu kitobni Hazrat o'zlari ta'lif qilganlar. Undan keyin umrlarini oxirida yozgan kitoblari Qazoi va Qadar kitobi, bu ham o'zlarining ta'liflariga, o'zlarining qalamlariga mansub. Qolgan 13 ta kitobimiz aytganimizdek darslarda o'qilgan, tarjima qilingan kitoblar hisoblanadi. Bu kitoblarni 2-tasi Hakim Termiziyni kitoblari bo'lib, biri Nodir asarlar deb nomlanadi, ikkinchisi Yangi hayot Muridlar odobi kitobini Yangi hayot deb tarjima qilingan kitob. Undan tashqari hozirgi kunda moliyaviy va fiqhiy muomalalarga bog'liq bo'lgan kitoblar, bir qator kitoblar ham tarjima qilingan.
Xususan Shayx Muhammad Taqi Usmoniy hazratlarining zamonaviy fiqhiy muomalalari bahslari nomli kitob 1-2 juzi darslarda o'tilgan, dars qilib, shu bilan birgalikda tarjimasi ham qilingan. Doktor Rafiq Yunus Misriyning moliyaviy muomalalar nomidagi kitoblari ham. Shu kabi Shayx Muhammad Ali Sobuniy hazratlarining meros kitoblari. Kuvayt Din ishlari vazirligi tomonidan nashr qilingan Zakot nomli kitob. Shayx Abdulqodir Isoning qalamlariga mansub Tasavvuf haqida haqiqatlar nomli kitob. Shayx Ahmad Muhammad Zarqo hazratlarining qalamlariga mansub Fiqhi qoidalar kitobi. Shayx Ali Ahmad Nadaviyning zamonaviy fiqhi qoidalar nomli kitoblari. Shayx Vahva Zuhayliyning zamonaviy moliyaviy muomalalar kitobi. Shayx Yusuf Qardoning Avlaviyot fiqh nomli kitoblari. Va nihoyat Shayx Ahmad Zarruq Fosiyning Tasavvuf qoidalari nomli kitoblari. Umumiy 15 kitob hozirgi kunda nashrga tayyorlanyapti. Nutqimni ikkinchi masalasi nutqimda e'tibor berishga qaror qilgan ikkinchi masala hazratni ta'lif qilish bobidagi u kishiga xos bo'lgan xususiyat. Mana hozir birodarimiz Hasanxon qori eslab o'tdilar. U kishining hayotli paytlarida qilgan ishlari o'zlari vafot qilgandan keyin ham nashrdan chiqishi masalasi. Xususan bugungi kungi taqdimoti bo'lib turgan kitobni Alloh rahmat qilsin hazrat hayotli vaqtlarida 4 iyul 2014 yilda ertalab soat juma kuni ertalab soat 9:50 da yozib bitirgan ekanlar. Hozir mana hisoblaydigan bo'lsak, o'sha davrdan 5 yil u 2 oydan ziyod vaqt o'tib, bu kitob olamning yuzini ko'rdi. Uni o'zi nashrga topshirilish tarixini ham ko'riladigan bo'lsa, yozib bo'lganlaridan keyin taxminan bir 4 oydan keyingina nashriyotimizga kelgan. Chunki hazratda yozib turgan asarlari, tarjima qilib turgan kitoblari bizni nashriyotimizda navbat bilan turib, nashriyotimizda yangi kitob olishga sharoitimiz bo'lmagan. Shu nuqtai nazardan hazrat kitobni yoz bo'lganlardan keyin ham o'zlarida 4 oy muddat turgan. Bitta kitob nashrdan chiqib, nashriyotda imkoniyati bo'lib, muharrirlarimiz bo'shagandan keyingina kitobni bizga taqdim qilganlar. Allohning fazli bilan u kishiga berilgan barakot shu darajada bo'lganki, biz u kishini yozib ketgan kitoblarini haligacha nashrdan chiqarib ulgurmadik. Bo'lmasa u kishi bir kishi, ya'ni o'zlarigina ishlaganlar. Lekin biz bir jamoa, hozirgi kunda Hilol nashr jamoasi katta jamoaga aylanib ketgan. Tahririyatdan bu bosmaxonani qo'shadigan bo'lsa 120 dan ortiq kishi ishlaydi. Ya'ni u kishini barakotlari shunchalikki, hozirgi kunda yozgan kitoblarini 120 kishi nashrdan chiqarib ulgurganimiz yo'q. Alloh u kishini qilgan qoldirgan ilmlarini hammamiz uchun manfaatli qilsin. U kishini ilmlaridan bardavom foyda olib turishligimizni ham Alloh o'zi nasib qilsin. Ortlardan qolgan farzandlari, shogirdlariga, u kishiga munosib davomchi bo'lmoqligini Alloh o'zi nasib qilsin. Yana bir bor qadamlaringizga hasanot, xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Muhtaram domlamiz ajoyib eng hammamizga kerakli bo'lgan nuqtalarni ochib berdilar. Dar haqiqat ustoz shayx hazratlari kitob yozishda mana hozir Ismoiljon akam kitobni tugatgan vaqtlarini aytdilar. Boshlanish vaqti 2013 yil noyabrda boshlagan ekanlar. 2013 yil noyabrda boshlangan kitob 2014 yil iyulda yakuniga yetdi. 8 oyda yakuniga yetdi kattagina kitob. Hazrat o'zlari aytardilar, men har kuni kitob yozishdan virdim bor degandilar. Har bir inson o'zini imkoniyatdan kelib chiqib virt qilish kerak. Masalan, qo'lida ish keladigan odam o'tirib tasbih o'qiyib o'tira olmaydi. Ozgina zikrni qiladida,
boshqa tomondan virdini bajaradi. Masalan, moliyaviy imkoniyati bor boy odam virdi sadaqa bo'lsin. Talibi ilm virdi kitob o'qish bo'lsin. Olim virdi kitob yozish bo'lsin derdilar. Hazrat o'zlari vodiyga, boshqa joylarga safar qilganlarida aytganlar. Ba'zi bir kishilar ta'sir bizni ham to'yimizga kelsiz bo'lardi, undoqdi, bundoqdi deb iltimos qilganda, yaxshi, men kelishdan erinmayman, lekin men agar uyimda bo'lsam, bir kunda 10 varaq kitob yozaman deganlar. O'sha meni vazifam deganlar. Va aytardilarki, kishi vazifaniga agar o'rgansa, o'sha vazifasi bitmasa uyqu kelmay qoladi deb derdilar. Ana shunday izchillik bilan mehnat qilib, harakat qilib, siz bilan biz shogirdlariga, xalqimizga ulkan merosni qoldirdilar. Alloh subhanahu va taolo qolgan hozir sanab o'tilgan kitoblarni ham tez kunda xalqimiz qo'liga yetib borishda Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Ustozimiz shayx hazratlarining eng qadrdon birodarlaridan, u kishi bilan talabalik chog'laridan birga o'sib, keyin diniy idorada xizmatlarda yelkadosh bo'lgan va hayotlarini oxirigacha eng samimiy, yaqin, qarib do'st bo'lgan ustozlarni borligi bu ichimizda. Bu ulkan baxt, hammamiz uchun saodat. Hozir hazratning eng yaqin birodarlaridan biz ustozni ko'rganda hazratni eslaymiz. Ana shunday ulug' ustozlarimizdan birlari muhtaram Zokirjon domlamiz hozir ichimizda hozirlar. Ustozdan iltimos qilamiz, shayx hazratlari haqlarida, xotiralaridan va umuman mana shu anjumanimizga ilingan so'zlarini hozir siz bilan bizga taqdim qilsalar. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Jumla olamni bo'l degan so'zi bilan bo'ldirgan Rabbimizga hamd va sano. Yuborgan payg'ambari Muhammad Mustafa'ga salovatu salomlarimiz bo'lsin. Marhumimiz Shayx Muhammad Sodiq Mujtahid hazratlarini mana bu qilgan ishlariga katta ajrlar bo'lsin. Bu kitob avvaldagi kitoblarning hammasi dinimizni o'rganaman degan odamlarga oyatlarni o'rganish, hadislarni o'rganish, fiqhni o'rganish, tasavvufni o'rganish, diniy hayotini mukammallashtirishga bog'ishlangan edi. Lekin buchi bu olam odam bilan obod, odam din bilan mukammal, din esa ilm bilan rivojlanadi degan narsani olam odam, din va ilm deb qisqa qilib aytdilar. Bu ish hozirda eng dolzarb. Nega? 100 yil istibdod davrida sizlar qoloqsizlar, no'noqsizlar, bilmaysizlar. Biz bilag'onmiz. Biz aytganda qissalaring bilimli bo'lib qolasizlar. Hamma yo'q bizda deganlarga ishonib, o'zlarini o'ta no'noq, to'mtoq, ilmsiz, chunki u jahonga chiqib Yevropada o'qib kelmagan yo yana boshqa yerga borib o'qib kelmagan kamsitilgan holda o'zidagi rivojlanishi kerak bo'lgan ichkarisidagi yaxshi narsalarni tashqariga to'laqonlik bilan chiqara olmayotgan yigit-qizlarimizga unaqa deb o'ylamanglar, ular to'g'ri aytmayaptilar deb ushbu kitobda ilm avval musulmonlarda rivojlandi. Dinni hamma fanlarida ham va aniq dunyoviy fanlarida ham musulmonlar rivojlandi. Hali nasoralar to'rma-to'ri savod, o'quv, sanoq shu narsalarni ham bilmaydirgan bir holatda edi. Va bu so'zlarni taxmin qilib emas,
o'zlarini katta-katta kitoblarida yozib qoldirganlaridan iqtibos qilib keltirib-keltirib belgilab aytib aniq fanlarni har birini musulmon olimlari bulardan 600 yil avval, 200 yil avval, 400 yil avval asos solgan. Faqat quvvatli bo'lib o'sha davrini o'zida ularni qo'llab, ixtirolarini chiqarib, ma'lum qilib, oyoqqa turgizib keta olmasdan xalifaliklar parchalanish hisobiga qo'lyozmalarning hammasi ularning kutubxonalariga o'tib ketgan. Ularning tarjimasini o'zlarining nomidan chiqarganlarini qator isbotlari bor. Agar biz buni maktablarda bolalarimizga o'qitsaydik, ular ruhan tetik bo'lar edi. Bu kitobni o'qigan odam mundoq keng nafas olib alhamdulillah opa-dadalarimiz jahonni gullab yashnashiga kechasi yu kunduzi uringan ekanlarda. Ozgina narsani chiqarib, buni palondiqa generarini olaman deb, palondiqa narsadan dunyoyi foydalanaman deb to'xtab qolmagan ekanda. Kechasi yu kunduzi qiziqqan ilmini ketida uxlamasdan urinib, keyin yaxshi ixtirolarni qilib, mana bu narsalar buncha narsaga dori deb hali tabobatda yoki mana bu narsalarda bu tortishish quvvati bor deb yoki falakiyotda yerni umumiy o'lchami qancha yoki yorug'ligini tez borish kelishida bularni hammasida har qaysi musulmon olimlar to'xtovsiz urinibdi. O'shanda kimdandir nimanidir oldimi? Yo'q. Ota-bobosidan qolgan hamma mol-mulkini yeb yurib, ichib yurib, o'zi mablag' pul sarflab yurib qildi. Ha nima uchun uncha qildi? Eng qizig'i shunda-da, dindor odam insoniyat foydalanadirgan biror narsa qoldirsa-yu, u qiyomatgacha kim foydalansa hatto u Beruniyni nomidan emas, boshqasini nomidan chiqib ketsa ham, hatto Ibn Sinoni nomidan emas, boshqasini nomi Gippokrat deb yozib ketsa ham, lekin farishtalar odashmaydi, ularni o'zlariga savob boraveradi degan e'tiqod bilan hech ikkilanmasdan, hech kimdan hech qanaqa dunyoviy maqsad ham qilmasdan oxir nafasigacha insoniyatga foydasi tegadigan o'zini qiziqqan ilmida, fanida ter to'kkanlar va oxir nafasini ham o'shan bilan berganlar. Hozir insoniyat ulardan foydalanyapti. Mumkin yevropaliklar olib borib, u qo'lyozmalarni o'zlari tarjima qilib, foydalanib, undan keyin men topdim deb e'lon qilayotgan bo'lsa, qila qolsin. Ularning maqsadida hech halollik bo'lgani yo'q. Yozganini savobini Alloh taolo oxirigacha qiyomatgacha foydalangan hamma odamning savobini foydalanganini beradi. O'shaning uchun odam din bilan bo'lsa buni qila oladi. Dunyo uchun bo'lsa dunyo yetarli bo'lganda susayib qoladi. Keyin dunyo bo'yicha dunyo uchun bo'ladigan bo'lsa tortishuvlarga, bir-biriga g'ashliklarga sabab bo'ladi. Agar din bilan bo'lsa, Alloh uchun qilaman, ajrini undan olaman degandan keyin birov suyi iste'mol qilgani ham parvo qilmaydi. Yozib qoldirsam bo'ldi, o'rgatsam bo'ldi. Birovdan tamayim yo'q deya oladi. Endi o'sha din bo'lgandan keyin unaqa ochiq qalb bu hayotda men nimadir qilib qoldirishim kerak, nimadir yaxshilik qilishim kerak, qaysidir ilmni chuqur o'qishim kerak, undan chiqadirgan aniq narsalarni isbotlab topishim kerak, ixtirolar qilishim kerak deyotgani bo'lsa, bizni dinimiz o'shani naq boshlanishida iqro bilan boshladi,
bu degani ilim bilan bo'lasan. O'sha aytgan hamma yaxshilikni ilim bilan olasan. O'qi, ilim top, un bilan rivojlan. Deb Alloh taolo birinchi oyatni iqro degan so'z bilan boshladi deb aytadi bu kitobda. Hazrat hamma bolalarni uyg'oqlikka chaqiradi, ilm o'qi. Qalbing nimani xohlaydi? Shariat panlari, ilm panlari ham bir muncha. Tafsirga qiziqdingmi? Fiqhgami? Yo hadisgami? Yo tarixgami? Yo tasavvufgami? Marhamat, ilm o'qi, chuqur 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 o'qi. Yo'q, men aniq panlarga, matematikaga qiziqaman, roza hisob kitobga. Marhamat, hozir dunyo unga muhtoj. Uni chuqurroq o'qi. O'shanda dini bor bo'lib, aniq panga shug'ullanayotgan bo'lsa, polandiqa oz maosh bo'ldi, ko'p maosh bo'ldi, unaqa mansab bo'ldi, yo bo'lmadi deb o'tirmaydi. Faqat ilmga chuqur darajada beriladi. Qayerda o'qitayotgan bo'lsa o'qiydi. Undan keyin hammasini miyasida urushtirib, yangi ixtirolar ocha boshlaydi. O'shanga shu kitobda o'qlab qo'yish bor. Bizi qisqa qilib o'zimizni hukumatda aytsak 34 million odamni yarmi agar o'qish imkoniyatli yoshlarni tashkil qilsa, o'sha aytgan salkam 20 million odamni ilmga qattiq o'qlab qo'yish bor. Ya'ni chuqur ilm o'qinglar, Alloh taolo ajrini beradi. Bizni ota bobolarimiz hamma aniq panlarga asoslagan, agarchi ularning nomi ba'zi birida bor, ba'zi birida yo'q bo'lgani bilan ularning qo'l yozmalari orqali 200 yil, 300 yil, 600 yildan keyin boshqa insonlar o'zlarini tarjimasi bilan o'zlarini nomidan chiqarganlar. O'shalarning qanchasini isboti bor. Duo qilamiz. Alloh taolo bu ulug' kitobni, ya'ni farzandlarni hammasini ilmga uriniglar. Jahon ilm bilan obod. Bu Allohning ham buyrug'i, payg'ambar alayhisalomning ham ko'rsatmasi, sahobalarning hammasini uringani, tabi'in, tabi' tabi'in undan keyingi davrlargacha. To mana shu yerda ruslar bizni istilo qilgunga qadar ham faqat ilmga muhabbatli bo'lishgan, sizlar ilmga qattiq berilinglar degan ma'no bor. Alloh buni ajrlarini bersin. Alloh haq subhanahu va taolo bu so'zni em qilib, hozirgacha shayxning kitoblari hamma yigitlarimizni qalbidan joy olgan, hammasi meni uyimda bitta kitob bo'lish kerak, bo'sh vaqtimda o'shani o'qiyman deyotgan edi. Agar shuni ham o'qiydirgan bo'lsa, maktablarni o'quvchilarini a'lochi bo'lishini ko'rasiz. Va ularni samimiy ilmga muhabbatli bo'lganini ko'rasiz. Yana qaytadan jahonni eng yaxshi ixtirochi olimlari inshaalloh mana bundan keyin chiqsa ajab emas. Uning uchun umid qilaman bu kitobni hamma majburiy ta'limdagi maktablarni sinflariga qo'yilishi lozim. Bolalarimiz hammasini buni ko'rsa, ham ko'ngli ko'tariladi, ham ilmga bo'lgan muhabbati, yaxshi maqsadlari chechak ochadi. Va sallallohu ala xayru xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Ilohiy barakotlaringni ber. Alloh akbar. Rahmat ustoz, Alloh umringizga yana barakotlar berib, mana shunday nasihatlarda xalqimizni bahramand qilib borishingizni Alloh uzoq yillar nasib aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Toif ahlini islomga chaqirganlarida ular nihoyatda yomon bir munosabat bilan javob qaytarishgan. Shunda Toif farishtasi tushdi Jabroil alayhissalom boshida, boshliq. Agar ijozat bersangiz, ularni ikki tog' o'rtasiga olib halok qiladi Toif farishtasi dedi Jabroil alayhissalom. Shunda Rasul akram alayhissalatu vassalom yo'q, ular bilmagandan qilyapti dedilar. Ana payg'ambarlar
ümmetlerini bilmegenden kıyakkellerini anlegenlerden ularga davet, ilim, nur, ziya taratışke ümürlerini bağışlagenler. Ve peygamberlerinin mirasxorları ham şundakken, ustazımız Şeyh Hazretlerini yukarıda eslegenimizdik, kattık işleşleri, tınımsız işleşleri, koldan kelgen hama hareketini kılıçları, mevcut hama imkaniyatını işke sagarlar. Agar yaxshi e'tibor bersek, o'z davrlari, o'z hayotlari, o'z oy kunlaridagi bor imkoniyatdan 100% foydalanishga harakat qilganlar va foydalanganlar. Mana shunday bo'lishiga nima undagan desa, hazratni ana o'sha xalqim bilmayapti. Ha, bilmaganlar bor. Dinni tushunmaganlar bor. Ularga dinni tushuntiray, ularga ilm tarataydi degan turtki u kishini mana shunday ülken bir icatlarga alıp bargan. Hazırda takdimatı bo'layotgan kitap ham mana shu mazmunda nihoyatda dolzarb mavzularni o'z ichiga olgan. Bu kitobni taqdimotini siz azizlarga qilib berishlari uchun taniqli yozuvchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlar doktori professor Xurshid Do'stmuhammad janoblarini minbarga taklif qilamiz. U kishi o'zlarining ushbu kitob borasidagi aytmoqchi bo'lgan so'zlarini taqdim etadilar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum muhtaram ustozlar, birodarlar, aziz do'stlar. Biz nimaki ish qilsak, bir shogird sifatida, izdor sifatida, maslakdor sifatida muhtaram marhum hazratimizni nomlariga faoliyatlarga, jo'shqin faoliyatlarga munosib bir ish qilishga harakat qilamiz. Mana bu kitobning chiqishi nihoyatda katta bayram. Kitobning sanog'i yo'q hazratning nomlari bilan, u kishining qalamlaridan chiqqan kitoblarning. Lekin bu ilm bilan bevosita bog'liq bo'lgan kitoblari mutlaqo boshqacha kitob deb aytish mumkin. Bosh muharririmiz shu tadbirga taklif qilganlarida bajondil xursand bo'ldi. Bu kitobni birinchilar qatorida o'qish nasib qilar ekan degan niyatda xursand bo'ldim, lekin birinchi bobini yarmiga yetar yetmas cho'lpon mashhur misrasi ko'ngilga keldi. Boshimni ne ishga berib qo'yibman? Hazrat Xudo rahmat qilsin, suhbatlashgan sari odam u kishidan kelayotgan ilmmi, bilimmi, salohiyatiga da oldida dovdirab qolar edi. Kitob o'qiganda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mundarijani ko'ring, mundarijani. Faqat mundarijani o'qinglar. 7 oyda yozilibdi. 7 oyda yozilmagan, 7 oyda qog'ozga tushgan. Hazrat buni umrbod yozganlar. Bolalikdan boshlab o'qiganda yozganlar. Faqat vaqt soatim bilan o'sha 2014 yil iyunga kelib bitgan. Nihoyatda ma'lumotga boy, axborotga boy, mulohazaga boy, iqtiboslarga boy. Nafaqat bir kishi, bitta katta guruh bu kitobni hazm qilishi nihoyatda og'ir. Katta tayyorgarligi bor odam o'qiydi bu kitob. Har sahifasini o'qiganda, har iqtibosni o'qiganda manbalarni qidirgisi kelib qoladi. Manbalarni ko'rib, taqqoslab, qiyoslab o'qib va keyin qabul qilgisi keladi. Ilmiy kitob mana shunaqa bo'ladi. Ilmiy kitobning tabiati kitobxonni o'qishga, fikrlashga, mushohadaga undaydi. Bir so'z bilan aytganda, taqdimot etilayotgan kitob mushohadaga undovchi kitob deb atash mumkin. Fikrlashga undovchi kitob deb atash mumkin. Birinchi bobi shu din tarixi. Qaranglar, bu yerda hamma tushungan birodarlarimiz o'tirishdi, ustozlarimiz. Odam bu dunyoga nimaga keladi? Dunyo nimaga yaralgan? Din nimaga kerak? Nimaga zarurati bo'ldi bu yorug' dunyoga? Hammasini markaziy o'qi, umurtqasi ilm. İlimsiz hech narsa yo'q.
Bu kitap bevasita ilimge bağışlanken eken Hazretimizi adli bitti savalge bergen cevaplarda kança ilim var? Avvalgi kitaplarda kança ilim var? Hammasi ilim. İlimsiz branta gap, branta söz yok. Hususan İslam'dan aldığı kigen dinlege şak keltirmegen halde, onun hürmetini saklayan halde. Lekin bar halatını yazgani bilen kımmetli bu kitap. Nasrani, Mesihili dinini en nazik, ihtimal en kaltis özellikler cahiyye alakıda urgu verirler. Ruhke etibar başka, tenege başka, etibar başka. Bir ağız gap bilen berip ketediler. Lekin cevabını o narege bablada okuyorlar. Cevabı keledi elbette. Şunu kütünler dediler. 5366'da hıl nuskası varırken İncil'de. İnciller hakkında, İnciller doğrusunda diyen sallahu var. Bir ancaydı ki kim etmeydi Kur'an-ı Kerimler hakkında. Çünkü Kur'an-ı Kerim bitti. Matniyen bitti, okhangiyen bitti, okulişiyen bir. O dünyanın kaysi cahide kim okumasın? Bir hılıklı okuydu. İncil 5000, selken 5500 hılıkken. Şu rakamı ozi yetmeydi mi? O kançeli hüccetli kitap, din, itikad ve İslam dini kançeli itikad. İslam fatih hakkında alakalı bab var. İslami fatih. O Arabi istila, Arap istilası deyip dünya edebiyatı da mütehassıslar şuna kabul kılışken lakin bu kişi dediler ki yok, İslami fatih deyiler, Arap istilası mas. Arap bir de halk bu, bir millet. Lekin garp alimleri sel başkaça talkın kigen bu cerayanını. Arap ve Müslümanlık bitti milletke eylenip ketken deydi. Bir millet de işletilgen, kabul kılıngen. İslami fatihler bilen şarttan garpta ama ilim vardı, ahlak adab vardı, paklik vardı. Bu halatını çüngen çündü, kadirledi. Çünmegen çünmedi. Akıbette ganimlik, düşmanlik olavu yakıldı. Bağdat şehrindeki ve başka diyarlardaki İslam'ı ilimge bugün itibarı, kütüphanelerini teşkil bugün, kitaplar ve kütüphaneler degen babı nihayet merak bile okuladı. Ben fırsattan faydalanıp bu hikmet uyu hakkındaki yazgelerini okup şuna kadar fikirge vardık ki şu Hilal Naşir zamanavi Beytül Hikme bese. Bu kitap çıkarsın, ammalaştırsın, aynı vakti ilmi merkez buluş gereği bu. Şimdi kötü mütehassıslar bu iştirak etmeyetken, iştirak etmeyetken biraderlerimiz arasında ilmi noktayı nazardan organ edigen mütehassıslar çıkış gerek. Ben özür sorup eytemen, bundan ki ilmi yandaşmazdan turup, ilmi asası müstahkemlemezden turup, bir nesil erişici de kıyın. 21. asır, globalleşu asrı, akbarat asrı, hakaza hakaza asır. Lekin ilimsiz, hüccetli ilmi kişilersiz, armiyesiz, askerlersiz, uyleyetken niyetiyle amalga oshirish nihoyatda qiyin. Ilmiy kishini Qur'oni Karimda, hadislarimizda qanchalik ulug'langani albatta aytilgan. Qaray, Nasiriddin Tusi rasadxonasida 400 ming nusxa kitob jamlangan ekan. 400 ming nusxa. Biz Amir Olim xonlarni 19. asırda o'tgan xonlarimizni maishatga berilgan ilmdan yiroq, kitobdan yiroq deymiz. Yaqinda bir ko'zim tushib qoldi. Rossiyaga uni aldab chaqirishadi. Podshohning huzuriga borib keyin deb. Yo'lda ketayotganda hibsga olib qo'yishadi.
arayın bir kimi kayırdadır. Şimdi bir adı yardımcılar ki hat ibaradı. Falan falan narsalan itedi. Cümleden falan hücrede ya falan adamda şunaka kitaplarım vardı. Ne yap kitaplar? Şunların ise ihtiyat kıpıyla değil. Kıdırsa çıkardı mı şunaka? Nasırıdın Tüsi'nin 400 bin kitabı kanakayken bu. Bitti şu rakamı özü yetedi. Bitti kitap yazış ki. 10 te kitap yazış ki. Abdullah Kadri Diyarbakır'da yazıldı. Kıraat hanalarımız makalasıydı. Kilebilif namıge açılayan kıraat hanada benim için şu Turan, Eskişehir'deki Turan kütüphanesi. Hazır 400 ciltge bağlı Müslüman kitapları var. Bu fakit emez mi? Urganişge bir Türkiye emez mi bizge? Kanaka kitapları idi. Kim okuyan idi? Kanakılıp yığılıp koyan idi. Bu şekilde bile kütüphanesi, kıraat kanası. Kim organize onu? Ben bir kalemkar sıfatı da, bir ziyali kitaphan sıfatı da, bana bu kitaptaki turmuş tarzı ve giyiye ne degen bölümü Allah'ı da takip etken bulardı. 1999 yıl dekabrı ahırı da taklif buldu, yığılıştı da. Kelgüsü yılge nam veriş. Taklifle etiyle dediler. Tez taklif etiyle rehberge kursatamız dedim. Her kim ozanın taklifini etti. Ben gigiyene yili basın dedim. Nihayet de gigiyene yili kereydi. Onu siyasi tamamını ben öyleme genekem ben. Kabul bulmadı. Lekin şu fikrimde kalamam. Siyasi tamamından doğru keledi mi? Kimiydi mi? Gigiyene kitabını tene pakliğini, zahiri pakliğini bu çıraylı kitapça kılıp taksır. Bollege bakışla. Bilmedim resimden buladım, resimsiz buladım. Dinde paklik kanalıma ikenliğini mektep okuçuları ki terk açış mümkün. Mektep yaşadığı bollege maşı bu ölümden alıp garbı tankıt kımastan türüp onu ahvalını etmezden türüp İslam'da paklik neme ikenliğini yazıp veriş gerek. Yende İslam bar günüce, İslami fethi yetip bar günüce, Garp'ta yigeyene kanaka bugenini nihayet de Allah'ı da takitleş gerek. Hazret muhalifimiz hem sapını özeden çıkar geldi. Kanaka, kanaka mavzu olsa iktibası özeden kildir geldi. İstegençi özlerim yazışları mümkün idi. Ucuda kengeyip giderdi. Lekin hammasını cay cayı ki ozanı tülü bilen, ozanı etrafı bilen yazıp gitkendi. 13. Cengi diyen fiilimi korgansıyla. Akş işleyen bir Müslüman, İslam leşker başçısı mı? Hıbıs'a geçip asır bulup Avrupa'ya barıp buladı. Avrupa'nın manman diyen serkerdeleri, o vahime basavlat oturuştu şu zalda. Bitti camda su apkırıp hamması yuvunup çıkardı şimdi. Kursayız kur almışsın. Aytsayız ayt almışsın bu manzaranı. Vay Müslüman kişi katıp baladı. Şuna kayım yuvunadı mı? Şuna kayım kol betini yuvadı mı? Şunu kursatken o zaman. Buna kayın arsala cüde kop. Çirkev talimatı hakkında çirkevini hayatta uğruna hakkında münasebetleri var. Çirkev devletini kolge alken, halkını kolge alken, türmüşünü kolge alken, ne meyki bese çirkevini izni bilen, çirkevini red etişi bilen bugün. Çirkevge münasebetler harkıl bugün. Kimledir çirkevge karşı çıkan, çirkevini tertibatları ge. Bu hakkıyım Allah'a da söz yürütkenler. Tip ilmi bilen bağlı. İslam'da tip ilmi. Yine bir bab alakıda etilgen. 1200 bize Hippokrat kasamyadını tibbiyatçılarımızı kasamyad edip kabul kılamız. Ötkü bitlege yazıp koyamız. 1200 ilmi kaddam
İshoq ibn Ali al-Rohaviyning Adabut Tabib degan hozirgi tilimiz bilan aytganda kodeksi bo'lgan ekan. Tibbiyotchilarning kodeksi. Sen tibbiyotga layoqating yo'qmi? Men doktorman, men vrachman deb borishing, shifokorman deb borishing gunoh deb qo'yibdi. Hozir hamma kasalxonaga yozib qo'yish mumkin-ku. Tamaddunlar borasida sivilizatsiyalar to'g'risida mulohazalar yuritilgan, Ispaniyani zabt etilishi, Ispaniyani uyg'onishi umuman uyg'onish, renesans hodisasi juda jiddiy hodisa. Dünya şu vaqtgacha g'arb, sharq deb o'rganib kelindi. Juda ko'p mutaxassislari, olimlari ilmda Yevropa sentrizm deydi. Yevropani yuqoriga olib, sharqqa bepisandlik bilan yozadi. Endi ularda ham, Yevropada ham asta-sekin sharqqa ham e'tibor kuchaydi. Endi uni yuqoriga qo'yib, buni pastga qo'yishlar yo'q endi. Dünyavi ilimde hem şu kabul kılındı. Hususan bu matematikada, kimya, fizikada, falakiyat mavzuları da kıska kıska, muhtasar muhtasar yazıp getirdiler. Bence de makul bu yanı, bir cayını oku verime, 212. bitide. Garplikler diye yazdılar. Hususan İspan şairleri, Müslüman edebiyatından gayette küçülü tasirlengenler. Garip edebiyatıge mertlik, batırlik kabı mavzular etibar kılın. Mecaz söz sanatı, güzel bedi obrazlar aynen Andalusya'daki Arap edebiyatı orkali kirip geldi. Hatta şuna yazışarken ki, ülenen milletçilere, milletperverleri bugündü. Arap edebiyatıge berilip gittilerin, fakat Arap manbasını okuysalar, İspan tilini unutvarasalar, deb yozgan ekan. Qarang, majoz söz sanatını Araplardan o'rgangan, Arap adabiyatı alıp kelgan, Yevropaga deb o'zi tan olib turibdi. Demek, endi masalani bu tomoniga qaraylik. Hozir G'arb adabiyatını o'qiganlar, G'arb adabiyatiga bepisandlik bor oramizda. Taqvodor birodarlarimiz orasida ham, adabiyotchilarimiz orasida ham, olimlarimiz orasida ham, nafaqat g'arb adabiyoti, g'arb adabiyotini o'qiganga ham panja orasidan qaraladi. Mensimasdan qaraladi, mazah qilib qaraladi. Vaholanki o'zimizdan borgan ekan-ku. Degan emas ekan-ku. Ildizi tub ildizlari o'zimizdan borgan ekan-ku. Nega uni begona sirash mavjud-ku? O halen ki 20. asır cahan edebiyatı şu mecaz söz sanatını maharet bilen işletip peşkadan bu gitti. Bize halihamız onu en iptidai usullerden faydalanıp minbir keçeden nerge utmuyoruz. Bir söz bilen etken de vücuda nayap kitap bugün, müşahadegi unduvçu, uyleşke unduvçu, mutlak hakikatke dava qilmagan holda fikrlashga undovchi kitob bo'lgan. Bir nechta joyda aytganlar, bu haqda alohida kitob yozishga to'g'ri keladi, shug'ullanishga to'g'ri keladi. Ana o'sha gaplarni davom ettirish kerak. Voy Baytul Hikma deganda men shuni nazarda tutgandim. Hazratimizni qancha-qancha gaplari qaynab turgan buloq-u, suv qaynab chiqib turadi. U suvni o'rganish kerak, tarkibini o'rganish kerak, foydasini o'rganish kerak. Amalga tatbiq etish kerak. Juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Har bitta kitoblari yangi-yangi vazifalarni qo'yadi. Hozir Ismoiljon aytdilar, 15 ta kitob bor. 15 ta kitobdan tugamaydi. Shundan keyin boshlanadi. Tadqiqot, o'rganish, izlanish shundan keyin boshlanadi. Hazratni yozganlarda uchraydigan bitta ibora deb ham bitta ilmiy ish qilish mumkin. Kere, mas, na kere iş bu miydi? Bu kitap yana bir tekrarla betemem. Allah rahmet kısın üstazımızı, hazretimizi.
kitaplarını kanşı, bu aytilgan mulohazalar dastlab o'qiganda juda ham chuqurlashmagan bir dastlabki mulohazalar deb qabul qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat domla, Alloh ilmingizni, umringizni barakotini ziyoda qilsin. Yaxshi xalqqa, mu'min musulmonlarga yaxshi bir xizmatlarda Alloh o'zi ko'makchi bo'lsin. Yuqorida domla bir qancha ba'zi mulohazalar aytdilar. Menda ba'zi bir mulohazalarga menda ham mulohaza bor. Ijozatingizlar bilan endi domla o'zlari ilm odamlar. İlim adamı bo'lgandan keyin bu kishi ilmiy tomondan yondashadi. Albatta ilmiy doirani o'zini qarashi bor, o'zini so'zlash usuli bor, o'zini ifoda uslubi bor. Yana haligi xalq tili bilan aytganda ot tepkisini ot ko'taradi deydi. Nega desa, o'sha ilm ahlini o'zini o'zaro ba'zi bir masalalarda munozaralari, bahslari, qarashlari bo'ladi. Aytishimiz lozim, shayx hazratlarini shu vaqtgacha biz o'qigan aksar kitoblari shariat, islom shariatini, islom ahkomlarini, odoblarini o'rgatishga bag'ishlangan. Lekin hozir taqdimoti bo'layotgan kitob ulardan farqli ravishda bu saqofiy kitob. Ya'ni dunyoqarash, tamaddun mana shu mavzuni muolaja qiladi. Albatta dunyoni anglash, dunyoga munosabat bildirishda qadimdan insonlar turlicha fikrda bo'lib kelgan. Va har bir fikr egasi albatta o'zini haq deb bilgan. O'zi fikrini o'zi nohaq desa hech qachon u gapni gapirmasdi. Bir-biriga tom teskari gaplarni ikki kishi gapirib, ikkita masalan olim gapirib, ikkalasi o'zini haq deb biladi va ikkinchisini tanqid qiladi. Unisini eshitsiz, unisi ham to'g'riga o'xshaydi, buni eshitsiz, bunisi ham to'g'riga o'xshaydi. Bu dunyoni, demak, obodligi, rivoji va ilmni tabiatida mana shu narsa kelib chiqadi. Bu kitobda eng katta bir nuqta bizdagi odamlarimizda g'arb tafakkuridan ta'sirlanish me'yordan o'tib ketganligi. Oddiy gapni qabul qilmasdan, musulmon olim aytdi desa eshitmasdan, dalil keltirsa quloq solmasdan, falonchi g'arblik aytibdi, Amerikada bundoq bo'pti desa eshitib quloq solishga o'tib qolganimizdan biroz yozg'irish va mana shu xatoni to'g'rilashga qaratilgan. Xolis bo'lish kerak, albatta xolislik, demak, har jihatda bo'lish kerak. Masalan, ba'zi bir domlamizga o'xshagan e'tiqodli kishilar emas, aytaylik, e'tiqoddan uzoqroq ba'zi bir domlalarga biz o'zimiz o'zaro suhbatda bir fikr aytsak, xolis turing deydi. Lekin o'zlari islomga kelganda xolis bo'lisha olmaydi. Muhammad Hasan Deydu degan mashhur alloma bor. Hozir dunyodagi 4 ta alloma bo'lsa bittasi. Shayx hazratlari ham ko'p maqtardilar u kishini. O'zi yoshlari yosh, lekin Alloh bergan 50 ta fanda mutaxassis. 50 ta fanda mutaxassis hisoblanadilar. Adabiyotdan tortib fiqh, hadis yo'q ancha bor. 50 ta fanda, demak, mutaxassis sanaladigan darajada bilimga ega qomusiy olim. O'sha kishi aytadi, ba'zi bir mana g'arb parast odamlarda noxolislik bor deydi. Arab olamida deydi, arabda, arab dunyosida ilmoniylik tarafdori bo'lgan kishilar hamma dinga bag'riking, illo islomga nisbatan bag'riking bo'lisha olmaydi deydi. Xolislik ketib qoladi. Mana shuni singari ba'zan fikrlar turliligi qadimdan mavjud va biz yana xolis qaraydigan bo'lsak, Imom G'azzoliyni yuqorida domlamiz eslab o'tgan gaplari, yana boshqa kitobda keltirilgan fikrlarni o'zini izohi bor. Balki bu kitobda joyida izoh kelmagandir, lekin boshqa o'rinlarda buni tafsilotlari bor. Falsafani yomonlaganda hozir ham psixologiya ilmi bormi, falsafa ilmi bormi? Bu borada uni tanqid qilgan ulamolar o'z-o'zidan qo'liga qalamni olib shu yomon ko'rib qolgandan gap boshlamagan. Masalan, Imom G'azzoliy falsafani ipidan ignasigacha o'qib olgan. 10 yil, 20 yillab o'qigan. Va o'qigandan keyin u kishi u falsafadagi xatolarni aytgan. Islom ulamolari falsafani tanqid qilganda mutlaq falsafani inkor qilmaydi. Chunki islomda o'zida aqida qismi bor-ku.
Akide bu felsefe. Kanakası ki bütkül felsefe degen narsani bekorga çıkarış. Bu yerde şartlı bir nima bor, izah bor. Yani asossiz felsefe. Odamni avara qilib, bekordan vaqtini, umrini zoya qilib, musulmonning aqidasiga shubha soladigan, uni e'tiqodini aytaylik, o'zandan chiqarishga qaratilgan va yana boshqa g'arazlarga yo'g'rilgan falsafa qoralanadi va bekorchi narsadan ijtinob, saqlanish ma'nosida. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning mashhur hadislari bor. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Musulmon kishini İslam'ı, güzelliği, özge, ahamiyeti yok, narsalarını terk kılıştadır. Nega dese, İslam felsefesi de dünyadan ibaretmez hayat. Belki ahiretini elbette hesabı alış gerek. Anlaşı etibardan ahiret için faydalı hareket kılış manası da felsefedeki dünyaya, ahiretke manfaati yok fikirlerden iştirap kılış meselesi kütarılgen. İmam-ı Gazali öz sözlerde, Hazret başka kitaplarda hem yazgeller, mana shu falsafaga bergan tanqidlari, o'rinli tanqidlari sababli g'arb olami falsafaga berilib sarson-sargondon bo'lishdan qochib, aniq fanlarga ko'proq berilishga o'tdi. Ya'ni olimlarni oldingi mana shu faqat nazariy bilim bilan ketaverib, bu yerda amaliy ilm qolib ketgani sababli tanazzul bo'lgan-ku. Ana shu tanazzuldan chiqishda aynan Imom G'azzoliyning falsafaga aytgan tanqidlari turtki bo'lgan deganlar. Masalan aytganlarki, mana paxtani yondirsangiz yonadi. Temir yonmaydi. Xo'p, yonish xususiyati paxtadami yoki yondirish xususiyati o'tdanmi? Qaysi biri? Mana shuni o'ylaylik deganlar. Mana shunga o'xshash aniq fanlarni, aniq narsalarni o'rganaylik, bekordan bekor yo'q narsani harakatni qila olmasdan deb. Islom aqidasida falsafaga yondashuvda shundoq bir chegara bor. Insonning aqli qayerga ketsa ketavermaydi. Aqlning baribir chegarasi bor. Masalan, ko'zingiz qayerqacha ko'radi? Siz cheksiz borliqni ko'ra olmaysiz. Ma'lum kilometrdan keyin, chaqirimdan keyin ko'zingiz ko'rmaydi. Eshitasiz, lekin ma'lum masofadagi ovozni eshitasiz. Xuddi shuningdek, insonning fikri ham cheksiz emas uning ishlash doirasi, ma'lum masofagacha. Islom ulamolari aqlni chegarasidan tashqaridagi falsafani qoralaydi. Nima qilasiz unga quvvat yetmaydigan narsani yuklab uni ishlatib, uni foydali narsaga ishlating deydi. Lekin aql chegarasi bor-ku, mana ko'zingiz yetadigan joy 2 chaqirim misol uchun. 2 chaqirimgacha yuring, yuguravering. Lekin 10 chaqirimgacha yuguramadingiz, nima qilasiz oyog'ingiz yaramaydi. Aqlni falsafa aqli albatta fan, aqli soha buni İslam ulamaları o'sha aql doirasida ishlatishni tavsiya qilishgan. Bu muallif ustoz hazratlarining gaplari mana shu mazmunda bo'lgan bo'ladi. Chunki boshqa kitoblarda ham bu fikr ko'pchiligimizga ma'lum. Yuqorida domla aytdilar, mana shu hozirgi zamonda musulmon kishi nemis olimlaridan iqtibos keltirib, e'tiqod mana shu zamonga qarab taqvodor bo'lish nimasini yaratish namunasini yaratish. Nega shunga harakat qilinmaydi? Juda to'g'ri gap. Zamonga qarab taqvodor kishi taqvosini, demak, tushunchasini zamonga qarab ham albatta buni tasarrufini qiladi, lekin buni chegarasi bor. Men aytardim, biz oldin ham aytganmiz bu gapni. Masalan, shayx hazratlari mana shu 21-chi asr, hozirgi zamonda musulmon kishi qanday yashash kerakligini hayotda ko'rsata olgan shaxs. Uni shaxsiyatda shaxsida ko'rsatdi u kishi. Ya'ni e'tiqodini ham ushagan, zamondan ham orqada qolmagan. Va mana shu ta'limotni yana ham boyitib, yana ham o'rganib, yana ham buni kengroq yoysak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Kitobda ba'zi bir tanqidiy so'zlar, masalan aytaylik, g'arb olamiga nisbatan aytilgan ba'zi bir keskin tanqidlar Hazrat o'zlari muqaddimada aytganlar, men asosan gapni g'arb olimlari o'zidan oldim deganlar. Ma'lumotlarni g'arb olimlari o'zidan oldik va shuning uchun mana shu so'zlarni ham biz to'g'ri tushunib borishimiz lozim bo'ladi. Xullas kalom, xulosa har bir o'quvchining o'zida. Kitobni har birimiz o'zimiz o'qiylik. Foydaga kon kitob, domla aytganlardek juda ma'lumotga boy kitob.
Bazı bir mesela tip ilmi borasidagi bazı bir satırlar başka kitaplarda ham kelgan bo'lishi mümkün. Lekin bu yerde ki tartibda onu okuşumuz alohida bir bizga başkaça bir ruhiyat beradi ve başkaça bir bizga ma'no kasb etadi. Al-xulosa kitobni har birimiz o'zimiz o'qishimiz ve undan kerakli ilmlarni olishimiz lozim va albatta inson xatodan xoli emas. Hech kim buni da'vo qila olmaydi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh Rasoil kitoblarini 80 marta yozgan ekanlar. Shogirdlari aytadilar, Shofiy har safar shu kitobdan dars o'tganda albatta bir joyga qalam tegizardi deydilar. Qarang, bo'lmasam u kishining kitoblari bu yengil kitob bo'lmagan, bu usuldagi kitob bo'lgan. Usulda bilasizmi, har bitta so'zning tarozisi toshi bor. U mana adabiyot emas oddiygina, bitta so'z o'xshamasa ketaveradigan. Bu har bitta so'zini tosh tarozisi bor kitobda Imom Shofiyidek ulkan daho baribir to'g'rilashga majbur bo'lar ekan. Aytarkanlarki, Alloh o'zining kalomidan, o'zining kitobidan boshqa biror kitobni benuqson bo'lishiga yo'l qo'ymagan, izn bermagan. Albatta hammada bu nuqson bo'ladi. Imom Azam haliq mana masalan hozir g'arb filosoflarini Suqrot, Aflotun boshqalarini osmonga ko'tarib maqtaladi. Yaxshi fikrlari inson tamadduniga qissa qo'shganlari shubhasiz, buni hamma e'tirof etadi. Lekin ba'zi bir gaplari borki, hozirgi odam shu odam aqlli odamga aytganmi shu gapni deydi. Masalan Aflotunning ayollar haqidagi gaplarini o'qisangiz, aqlli odamning gapimi shu deydi. Lekin biz Aflotunni tamam inkor qilmaymiz, uni kerakli fikrlarini olishimiz mumkin. Endi boshqa islom ulamolarida esa mezon bor, jumladan hamma ulamolarda asos bor. Jumladan mana hozirgi biz taqdimotini qilayotgan kitobda ham bu borada biz juda ko'p haqiqatlarni ko'rishimiz mumkin. Inshaalloh o'zimiz o'qib bundan kerakli xulosalarni olamiz. Endi bu hozir taqdimotimizda yana ba'zi bir ahli ilm kishilarimiz, yozuvchilarimiz ham bor. Men mehmonlarimizda agar fikr mulohaza bo'lsa, ular ham o'z fikrlarini berishlarini so'rardim. Jumladan mana hozir Erkinjon hoji akam yozuvchilar uyushmasi a'zosi muhtaram Erkinjon domlamiz o'z fikrlarini izhor qilmoqchilar. Marhamat domla, sizdan qimmatli fikrlarni kutib qolamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Ustozimiz, shayx hazratlarini o'quvchilari. Men hamisha hazratning kitoblari taqdimot bo'lganda o'sha kuni o kishini qabrlarini ustiga boraman. Mana bugun ham bordim. Borib uzoq o'tirdim. O'sha birga ishlagan paytlarimiz, o kishi bilan men shartda 20 yil birga ishladik. O'shani eslab men aytdimki, hazrat, mana bugun yana bir yangi kitobingiz taqdimoti bo'lyapti. Hali o'zingiz hayot paytingizda mana hazrat 108-chi kitobingiz chiqdi deb majlisimizda aytganlarida aytganimizda kulib qo'ygandilar. Mana o'shandan keyin yana bu 108-chi kitoblari o'sha 15-chi yili chiqqan edi. Undan keyin mana qancha kitoblari chop etilyapti. Men aytdimki, Alloh dedim, mana shu yozgan kitoblaringizni har bir harfidan o'quvchilaringizdan ularni o'qiyotganlardan hammasidan qabrisiga durdi salovatlar borsin, nurlar borsin, qabris hamisha nur bilan to'lsin deb duo qildim. Mana shundan keyin mana bu yerda sizlar bilan uchrashib turibman. Hozir mana Xurshid Do'stmuhammad asar haqida o'zini fikrlarini bildirdi. Bu Allohdan hammasi. Bundan 30 yil muqaddam biz Xurshid bilan bitta joyda Yosh kuch degan jurnalda ishlab, u paytda hazrat muftiy edilar. Shunda biz shu jurnalga birinchi marta muftiyni katta bir suhbat qilib maqolasini bermoqchi bo'ldik. Hali hech qaysi nashriyotlarda, noshirlar, gazeta, jurnal berilmagan edi. Shunda Xurshid 27 ta savol tuzib hazratga murojaat qilmoqchi bo'lgan edi.
biz Xudoyberdi To'xtaboy bilan birga ko'rib hayron qolgan edikki, demak o'sha paytda 27 ta savolni ichida o'sha Xurshidni islomga, dinga bilimi qanchalik chuqur ekanligini va bu savollar Hazratga berilganligida Hazrat savollarni o'qib ko'rib o'zingizni yozgan savollaringizga o'zingiz javob berib qo'yibsiz-ku degan gaplarini esladim. Mana Allohdan ekan, yana xuddi shu yerda mana shunday bir katta bir istihomda Hazratimni kitoblari ustida mana Xurshid bilan yana yonma-yon va bitta mana shunday bir kafedrada so'zga chiqishga to'g'ri keldi va hammasi Allohdan. Mana bu kitobni o'sha Hilol nashrda o'qib yurgan, ishlab yurgan paytimda ham o'qigan edim. Bu kitob bugungi kun uchun juda ham kerak kitob. Juda ham kerak kitob. Bir o'quvchi sifatida, o'qituvchi sifatida aytaman bu narsani. Va hozirgi paytda sharhda chop etilayotgan diniy adabiyotlarni biz chop etib men o'qib boraman va o'shalarni bilan solishtirib, qiyoslab bugun bu kitob o'sha madrasalarda, oliygohlarda hamma joyda o'qilish kerak bo'lgan, ma'lumotga sirob bo'lgan bir kitob bo'lgan deb o'ylayman. Hazratim hayotli paytlarida hamisha hayotda o'shaligi bizning xalqimizdan bir qadam oldinda yurardilar. Telefon qilib so'rardilarki, prezidentimiz bu yil qaysi yil e'lon qildilar? Nomi nima bo'ldi? Dirdilar. Bu yerdan aytilardi. Shunaqa shunaqa bo'ldi. Hali bizning vaqtli matbuotlarimiz o'sha prezidentimiz e'lon qilgan yilni mohiyatini tushunib boshqa qilib gazeta, jurnallarda, televideniya, radioda berguncha Hazratimizni kitoblari bosilib chiqardi. Bu baxtiyor oila, qariyalarni e'zozlash, keyin sog'lom bola, mana shu o'sha yillar bilan nima qilingan o'sha Hazratim mana shu narsalarni juda tezlik bilan, zudlik bilan o'sha safarlarda yurib tayyorlab olib kelardilar. Hali matbuot nima qilmasdan turib kitob chiqardi. Mana bu hozirgi kitobimiz ham o'sha bugungi kunni o'sha dardi, bugungi kunni hasrati va o'shanga bir malham bo'ladigan kitob bo'lgan. Men o'ylardim-da bir qalamkash o'quvchi sifatida Nil daryosiga misol uchun ustirlab o'sha suvni o'shaligi baland pastligini o'lchaydigan asbobi Al-Farg'oni o'rnatganlar. Nimaga kerak bo'lgan ekan? Nega bu shunaqa ustirlarni Amudaryoga o'rnatmaganmiz? Nega Sirdaryoga o'rnatmaganmiz? Nega Nil daryosiga o'rnatilgan degan savol bir o'quvchi sifatida qalamkash sifatida qiziqtirib kelardi. Mana shu kitobda bildimki, qarang, yoshim shu yerga kelib bildimki, u Nil daryosiga ustirlarni o'rnatishdan maqsad agarda Nil daryosining suvi ko'tarilsa, o'shanga qarab dehqonlarga, boshqalarga soliq deymiz-ku, soliq belgilanar ekan. Bitta asbob o'sha bir yilda qancha soliq olishini boshqalar bildirar ekan. Shu Nil daryosi uchun kerak ekan, deb o'sha joy uchun kerak ekan. Men shuni mana shu kitobdan o'qib bildim. O'ylardim. Misol uchun nega bizning olimlarimiz o'sha atom haqida o'ylamagan? Albert Einstein shu nimaga biz o'ylamagan? Bu Beruniylar, boshqa olimlarimiz, algoritm, Ibn Sino nega o'ylamagan ekan deb bu ham qiziqardim. Yo'q. Bundan 1000 yil oldin bizning islom olimlarimiz, qarang, 1000 yil oldin o'sha atom nimaligini, termoyadro kuch qanaqa ekanligini, u qanday vayronaliklarga olib kelishi mumkin ekanligini, atomni bo'linishi, protonga, atomga bo'linishlarini bundan 1000 yil oldin islom olimlari o'rganib yozib ketgan ekan. Buni ham mana shu kitobdan men o'qib bildim, o'quvchi sifatida. Yana shu narsa bir hayajonlandimki, bizni yurtboshimiz mana saylanganlardan keyin nimaga kitobga munchalik urg'u berdilar?
Nimaga bu musobaqalar bo'lyapti? O'sha g'oliblarga mashinalar beryapti, boshqa boshqa. Kitobga juda katta kutubxonalar ochilyapti. Nashriyot ishlari rivojlan birinchi qabul qilgan qarorlari ham nashr ishlari bo'ldi. Nimaga deilsa, bundan o'sha 1000 yil oldin 936-yilda o'shaliga kitob eng bebaho sovg'a bo'lgan ekan. Birovga sovg'a qiladigan bo'lsa, podshohlar yo boshqalar kitob sovg'a qilishar ekan. Bizning podshohimiz ham hozir o'sha kelayotgan podshohlarga kitob sovg'a qilyaptilar. Mana qarang. Arab nimasida o'shaliga Bag'dodda Bag'dod xalifasidan so'rashgan ekan vazirlar nima qilib? Bag'dod xalifasi so'ragan ekan. Men xalqimga nima yaxshilik qilay? Nima hadiya qilay deganda vazirlar aytganki, kitobxona sovg'a qiling. O'sha Xurshid aytgan Baytul Muqaddas o'sha kitobxona o'sha paytda tashkil bo'lgan ekan. Bu katta bir demak, o'sha ilmga, bilimga o'shaliga e'tibor berish orqali o'shaliga yana bitta o'qidimki, bitta qozini o'sha kutubxonasida qarang, 1 million 50 ming dona kitoblar bo'lgan ekan. 1 million o'sha bu 963-yildagi yil, mana qarang, 1000 yil oldin bitta qozida shuncha kitob bo'lgan ekan. O'sha paytda Yevropada bor yo'g'i 12 ta kitob bo'lgan ekan. Qarang, solishtirib ko'ring, 12 tagina kitob bo'lgan. O'sha ham yo'qolib ketmasin deb zanjirlab, bog'lab qutlab qo'yishar ekanki, buni ham o'g'irlab yo'qolib ketmasin deb. Mana qarang, 1000 yil oldin islom olamida, islom olimlari tomonidan o'sha millionlab kitob bo'lgan, Yevropada 12 tagina kitob bo'lgan. Bunaqa misollar juda ko'p. Bu misollar nima uchun? Bu misollar bugungi o'qituvchilarimiz, o'sha dars berayotgan o'qituvchilarimiz, albatta bolalar Xurshid aytdi, bolalar o'qish qiyin bo'ladi, lekin o'qituvchilarimiz o'qib mana shu misollarni bolalarga tushuntirsa, hozir bolalarimiz orasida masalan til o'rganish bo'yicha inglizcha boshqa o'sha haliga kayfiyat, ruh, demak, shu ketyaptiki, demak, biz hamma ilmni Yevropadan o'rganishimiz kerak. Agar shuni o'qituvchilarimiz o'qib, mana shuni bolalarga aytsa, haliga aytgandek, demak, ilm bizdan borgan ekan degan narsa bolalarning qalbiga ekiladi va o'zini ertaga o'zini katta bir natijalarni beradi. Endi bu yerda o'sha har bir fan bo'yicha, kimyo fani bo'yicha, fizika fani bo'yicha ma'lumotlarni berganlar o'sha ma'lumotlarni berayotganda men xuddi fizik gapirayotgandek qabul qildim. Kimyo ilmini bilgan odam kimyogar gapirayotgandek qabul qildim. Bu ham o'shaligi uslubni, tilni go'zalligi. Keyin bu kitobda ekan, taxminan, mubolag'a degan so'zlar yo'q. Hammasi aniq ravon iqtiboslari bilan aniq qilib aytilganki, ikkilanish degan joyi yo'q. Shunaqa endi bunaqa ilmiy kitob o'zi shunaqa bo'lishi kerak nazarimda. Endi bu yerda hozir o'sha kitob bo'yicha chiroyli fikrlar bo'ldi. O'sha albatta Hazrat hayot bo'lganlarida albatta bu aytilgan gaplarni keyingi kitoblarda nashrlar tuzatgan bo'lardilar. Chunki o'sha oldingi tafsiri hilolda ham o'sha qayta chop etilgan paytda o'sha to'ldirgan joylari bo'lardi. O'zlari endi olamdan o'tganlardan keyin o'sha qanday bo'lsa shundaylicha qoldi. Unga haligi bir qalam tekizilmadi hozirgacha. Endi avval boshi bu kitob bugungi kitob haligi davrda kitobi bo'libdi deb aytdim. O'qituvchilarimiz mana ijtimoiy tarmoqlar orqali bu ko'rsatuv berilsa kerak. O'qituvchilarimiz har bitta o'qituvchi kimligidan qat'i nazar o'sha maktabda bu kitob bo'lishi kerak va o'shaligi qiyoslash, taqqoslash, ilmni asoslarini o'rganish va Xurshid aytmoqchi, o'sha asoslar orqali yana iqtiboslarni qidirib topish, kutubxonalarga kirish bo'yicha o'sha o'qituvchilarga bir qanaqadir olimlarga, yosh olimlarga bir yo'l yo'riq beradi degan bir niyatlarim, nimalarim bor.
Azizlar, hammamizga, butun respublikamiz o'quvchilariga, olimlarga bu kitob muborak bo'lsin. Bu kitobdan hazratimga hamma kitoblar qatori ko'plab ajr savoblar bo'lsin. Men bu yerga ishga kelgan paytimda hazratga aytgan edim, hazrat biz tashqarida yurib bilmagan ekanmiz, siz bu yerda akademiya tashkil qilib qo'ygan ekansiz. Degan edik. Kulganidilar u kishi bu gapga. O'sha akademiya mana hozir Allohga shukr ishlayapti. Nashriyot kengayapti. Bu yerda Hasan Qodiriga o'xshagan ajoyib olimlar hali ishlashyapti. Katta tarjima ishlarini olib borishyapti. Oltin silsila mana 8 tomlik chiqdi. Juda go'zal. Qolgan mana kitoblar ham o'sha 59 tomlik kitoblar davom etyapti. Alloh taolo bu ishlarni oxirigacha bardavom qilsin. Allohning marhamati bilan, hazratimning ilmi bilan bu joylar paydo bo'ldi. Hali aytishadi, bir kishi quduq qazidi, ming kishi suv ichadi deb. Hazratim shunday ilm qudug'ini qazib ketdilarki, hozir mana bu yerda 120 odam ishlayapti. Qozoni qaynayapti. Qancha ming-ming millionlab odamlarimiz o'qib, ilmi boyiyapti. Bu juda katta, juda katta narsa. Va yana aytgan edimki, hazratim ilm daryosi qurib, islom ilmi daryosi qurib qolgan daryoni oqizib ketdilar degan gaplarini bir paytlarda aytgan edim. O'sha daryo to'lib-to'lib oqaversin va bu daryoni asosiy haligi oqimi o'sha hazratimning kitoblari va boshqa ulug'larning kitoblari bo'lib qolishini Allohdan so'rayman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat domlar, Alloh umringizga barakot bersin. Yana ko'plab hazratimizni mana shunday kitoblar taqdimotlarida, anjumanlarda oramizda nasihat qilib borishingizni Alloh o'zi nasib aylasin. Muhtaram azizlar, bitta men yana mulohazani aytib qo'ymoqchiman. Har bitta muallifni o'zini ilmiy bazasi asosi bo'ladi. Hazrat shay hazratlarining kitob yozishda u kishini eng asos mezonlari, u kishining asosiy poydevorlari bu Allohning shariati, islom ta'limotlaridir. Bir narsaga munosabat bildirganlarida, fikr bildirganlarida aynan mana shu jonibdan turib munosabat bildiradilar, mana shu jonibdan turib qaraydilar, mana shu tarafdan so'z yuritadilar va yuqorida muhtaram mehmonimiz aytgandek, bu kitobni qalban o'qiganda inshaalloh hammamiz haqiqatlarni tushunib olamiz. Endi ijozatinglar bilan bir xatm Qur'on yetkazilgan edi. O'sha xatm Qur'onni o'tganlarimiz ruhlariga oxirgi suralarni o'qib bag'ishlab, keyin umumiy duoga qo'l ochamiz. Duoni ustozlarimiz qilib beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك من الشاهدين اللهم بلغ ثواب ختم القرآن إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن حق له علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله الله سبحانه وتعالى أقلنجان قلنجان ختم قرآن لن صحاب لردن أتبكت كان برشا مؤمن مؤمنات مسلم مسلمات لن خصوصا پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم روح لرگا آل أصحاب لرگا أزواج متحرات لرن روح لرگا hammamizdan o'tgan ota tomonidan ona tomonidan o'tganlarni xususan shayx hazratlarini Alloh subhanahu va taolo bahramand aylab yotgan joylarini ruhi rayhon va jannati naimlardan qilgin qabrlarini pur nur qilgin yotgan joylarini munavvar aylagin qolgan hamma zurriyotlariga oila a'zolariga Alloh subhanahu va taolo umrlariga rizqlariga barakotlar bergin
Huday tebareke ve teala barçamızını dünyayı ahiretlerimizi abad kigin. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir rahmetike ya erhamar. Rahmet azizler, teşrifleriniz için. Hamelerinizi kadar nazirge Allah'a hasenalar versin. İnşallah gelgüse takdimatlarla üçleş günce hayır deyip kalamız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.